Buradaki ziyaretgah Beşiktaşlı Yahya Efendi Hazretlerinin camisi ve türbesi. Kendisi 1994 yılında Trabzon'da dünyaya geliyor. Babası Ömer Efendi, Trabzon kadısı. Aynı yıl Trabzon'da Şehzade Selim, onun Yavuz Sultan Selim o zaman. Onun da çocuğu dünyaya geliyor. Kanuni Sultan Süleyman dünyaya geliyor. Kanuni Sultan Süleyman annesi Ayşe Hafsa Hatun'un sütü kesildiği için Yahya Efendi'nin annesi ona da süt annelik yapıyor. Bu manada süt kardeşi oluyorlar. Bu şekilde aralarında bir yakınlık da kuruluyor. Daha sonra Yavuz Sultan Selim sultan olunca İstanbul'a geliyor. O vesileyle Yahya Efendi de İstanbul'a geliyor. Daha öncesinde 7 yıl Trabzon'da bir eğitim görüyor. İstanbul'a geldikten sonra eğitimini devam ediyor. Zembilal Efendi'nin talebesi olarak ondan icazet alıyor. Hocasının vefatından sonra medresesinde ders veriyor. Daha sonrasında Sahn-ı Sema medreseleri var Fatih Camisi Külliyesi'nde. Orada hocalık yapıyor. Hem İslam ilimleri öğretiyor hem de tıp ve geometri gibi fen bilimlerinde eğitimini veriyor. Bu anda bayağı bir itibar kazanıyor. Ve bu şekilde emekliye ayrılıp bu şekilde hayatını devam etti. Sonra burada şu an bulunduğu caminin bulunduğu yerde kendisine hem bir cami yaptırıyor hem de bu şekilde etrafındaki kendisi evde yaptırıp burada yaşıyor. Ve bir tekke de yapıyor aynı zamanda. Çünkü Zemilani Efendi aynı zamanda Ebu Vefa Hazretleri'nin müridi olduğu için ondan o yönden de bu manada beslendiğini görüyoruz. Fakat Yahya Efendi'nin özel bir yönü şu, kendisi tasavvufi yönünü üveysilik dediğimiz bir yöntemle geliştirip kemale eriyor. Üveysilik şudur, hayatta olan bir evliyanın bu manada yetiştirmesiyle bir irşad olma değil, doğrudan doğruya ve geçmişte yaşamış bir evliyanın ruhaniyetiyle bu manada evliyalık makamına çıkmak veya Hazreti Hızır'ın yetiştirdiği bir kişi olarak bu manada kemale ermek anlamında. Şimdi Yahya Efendi özellikle tefekkür yönünde ilerlediği için Hazreti Hızır bu manada tefekkür yolunda ilerleyenlere yol gösterdiği için üveysilik aslında bir tefekkür yoludur. O noktada aslında Hazreti Hızır onunla ilgileniyor. Zikirle bu manada yol alan kişiler ise Hazreti İlyas bu manada ilgilenir. O onu bu şekilde kemale erdirir. Böyle bir ayrım var. O yüzden İstanbul'da üveysilerin aslında piri kim denilirse Beşiktaşlı Yahya Efendi Hazretleri olduğumuzu biliyoruz, söylüyoruz. Şimdi Hazreti Hızır'ın bu manada hani atasözü de var. Hazır gibi yetiştiğin sözünün aslında sırrı gereği. Yahya Efendi'nin de şöyle bir özelliği var. İster gayrimüslim ister Müslüman kim darda zorda kalmışsa onlara yardım ediyor. O yardımseverliğin aslında belki de ikram olarak Hazreti Hızır ona yardıma geliyor. Onu yetiştirmek için, kemal erdirmek için. Hatta anlatılır ki işte bir gün bir papaz karşısına çıkıp diyor ki artık iktidarı eleştirecek mahiyette. Değil diyor, dirilerimizden, ölülerimizden bile haraç kesiyorlar artık diyor yani bu manada Kanuni Sultan Süleyman iktidarını söylüyor. Bunun üzerine çok acı bir mektup yazıyor süt kardeşine. Yani papaz artık bu Hristiyanlardan böyle bir cizye, yani haraç alınamaz diye. Bunun üzerine o halise o şekilde yetiştiriliyor. Yine Yahya Efendi ile ilgili bir keramet şöyle anlatılır. Baba Tarak diye bir müridi var. Kendisi kayıkçı fakat çok fakir. Ama onun dergahına gelip gidiyor. Artık hanımı demiş ki, bak demiş kızımız büyüdü demiş, çeyizi bile yok, nasıl evlenecek demiş. Sen demiş Yahya Efendi'nin derslerine gidiyorsun demiş. İyice demiş muhtaç duruma düşüyoruz demiş. O gün ise Yahya Efendi diyor ki, gel sen demiş gece demiş balığa gidelim demiş. Hani kayığa bindir ben demiş. Ben demiş Allah'ın kudretini seyrederim diyor gece. O da tamam diyor. Fakat gündüz hanımın dedikleri aklına geliyor. Tam denizin ortasında bir yerdeyken diyor ki Yahya Efendi yanında ağ var mı diyor. Ağ olsa ne olacak şeyhim diyor yani burada diyor, balık yok diyor bu mevsimde diyor. Sen diyor ağı göster bana diyor. Sonra denizin yüzü balık kaynamaya başlıyor ve Yahya Efendi ağ atıyor. Balıklar dolu olarak geliyor. 4-5 defa bu şekilde balık topluyor. Artık yani kayıkçı çok seviniyor. Sonra sen diyor kayığı diyor, kenara bırak bu balıkları satmaya çalış diyor. Bu şekilde diyor kızını diyor, evlendirirsin diyor. Çeyizini yaparsın diyor. Hani diyor hanımın diyor almanın istediği şöyle ihtiyaçları giderirsin söyleyince balıkçı anlıyor tabii bu işin bir keramet olduğunu. Ama demiş bunu demiş kimseye söyleme demiş. Ben demiş öldükten sonra anlatırsın demiş. Böyle bir keramet de öyle aktarılır. Kanuni Sultan Süleyman'la şöyle bir diyalogları var. Kanuni Sultan Süleyman işte Osmanlı iktidarının son şaşalı dönemi, her şey tıkırında gidiyor, hiçbir problem yok. Merak ediyor diyor ki, kardeş diyor yani bir mektup yazmış, bu saltanat demiş ne zaman yıkılır? O da bir mektup yazıyor, iki kelime, neme lazım yazıyor. Kanuni'ye gidiyor mektuba bakıyor iki kelime, neme lazım deyince yani biraz da bana ne anlamına gelir yani öyle bir şey. Sinirleniyor, kalkıyor yanına gidiyor. Bu sefer diyor ki yani, ben sana ciddi ciddi bir mektup yazdım, sen bana da bir neme lazım diye bir cevap yazdın diyor. Sorduğu sorunun cevabını verdim diyor.
Çünkü diyor, ne zaman diyor senin diyor yönetimi altındakiler veyahut da bu saltanattakiler diyor neme lazımcılık başlarsa, işleri birbirine havale ederlerse o zaman diyor bu saltanat yıkılır diyor. Bu böyle kalmayacak diyor. Ki zaten 1922 yılında da yıkıldı. Aslında bu da bunu gösteriyor. Yahya Efendi'nin aslında siyaset dünyasının aslında işlerinin nasıl aktığını da bildiğini de gösteren bir hadise. 1569 yılında burada vefat ediyor. Kabri Beşiktaş'tadır. Zaten bilinen bir yer. Balıkçılara, denizcilere göre de Boğaz'ın dört muhafızından birisidir. Kendisi öyle bilinir. Telli Baba Avrupa yakasında olanlar Yahya Efendi, Telli Baba Anadolu yakası olanlar Azim Hamdi Hazretleri ve Yüce Hazretleridir. Bu şekilde kabul edilir. Ruhuna el Fatiha.